Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte 1 milyon za ile şeyler yapacağız. Şimdi söyleyeceğim. Ondan önce birkaç açıklama yapacağım. Bugün moralim yok çünkü birçoğunuz biliyor neden olduğunu. Dedem vefat etti arkadaşlar. Bizim evde kalıyordu. Hastaneye falan gitmişti. Sonra ben Antalya'daydım. Orada haber aldım. Sonra Şanlıurfa'ya geldim. Şu an evdeyim. Aradan 4 gün falan geçti. 3-4 gün. O yüzden video falan atamadım, canlı yayın açamadım. Bütün başsağlığı dileyen kardeşlerimden Allah razı olsun. Hani böyle bir günde ne video atabilirdim ne canlı yayın açabilirdim. İşte öyle son kez görmüştüm kendisini. İçime dert olmadı. Son kez bizim evde görmüştüm. Antalya'ya gitmiştim. Sonra gittim sabah. Hani akşam gittim sabah zaten aradılar dediler deden vefat etti. İşte öyle arkadaşlar, video falan da atamadım. Şimdi hesaba ben özel teklif gelmişti. 1 milyon za gelmişti teklife. Ben de onu aldım, dedim sizlere videolar falan yaparım. En son korsan serisiyle video atmıştım. Başka da atamadım. Yani ondan dolayı şimdiden başsağlığı dileyen bütün kardeşlerimden Allah razı olsun yorumlarda diliyorsunuz. Görüyorum. Instagram'da hikaye paylaşmıştım. Bu arada Instagram hep kapanıyordu. Bir tane yeni açmıştım. Halen açık. Oranlar Halil Yete. Takip edebilirsiniz, açıklamada var. Şimdi arkadaşlar, oyuna yeni bir desen gelmiş. 1 milyon za varken bu videoyu fazla uzun tutmayacağım. Kısa tutacağım. Geri dönüşümle alakalı bir video. Hani birçoğunuz merak ediyordu, neden canlı yayın açmıyorsun, neden video atmıyorsun. Bunları söylemek için bu video böyle kısa olacak. Öyle söyleyeyim. Santral desen geldi oyuna. Kartara dedik mi? Şöyle. AP efsane garantili deste, platin nişancı deste, nişancı destesinden çıkıyor. Biz de bunu çıkartmaya çalışacağız. Amacım burada 1 milyon za altını demek de hani şu şekilde geri geldim. Hani sahalara geri döndüm gibisinden bir şey. Ve birkaç gündür yoktum. Hani bilmeyenleriniz varsa bu nedenden dolayı yoktum arkadaşlar. Bu arada oyuna şöyle bir şey gelmiş. Mesaj diyorsunuz mesela. Tümünü sil diyorsunuz. Hop. Hop, bütün mesajlar siliniyor. İsterse 1000 sayfa olsun. Çok garip. Buna artı basma gelmiş. Mesajlar otomatik siliniyor. Şimdi market desteler diyelim. Yani dediğim gibi üzgünüm arkadaşlar. Siz sevdiklerinizin kıymetini bilin. Öyle söyleyeyim sizlere. AP efsane garantili deste. Ondan sonra neredeydi bu? AP efsane garantili deste 69.000 za, yani 70.000. 10 artı 3. Bir tane bundan alayım. Fazla da parayı harcamak istemiyorum. Şimdi platin nişancı destesi 22.000'e de bundan al. Tamam, bunları bir açayım, belki çıkar. Ben de hemen şunu bir ayarlayayım. Şu telefonu bir ayarlayayım arkadaşlar. Bir saniye sizi bekleteceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi son kez görmüştüm, hani içime dert olmadı. Görmeseydim çok üzülürdüm. Allah'tan son kez gördüm. Şimdi 60 tokatta açayım. Böyle bu arada videomuza beğeni atarsanız öne çıkar. Ne kadar beğeni atarsanız o kadar sevinirim. Şimdiden beğeni atan ve kanalıma abone olmayan varsa, abone olursanız da çok sevinirim. Herkese çok teşekkürler. Platin nişancı destesi açtım. Bir efsane geldi. Çok güzel. Boron 2 Galatasaray desen. AVP santral desen istiyoruz. Ve benim desenim. Öyle söyleyeyim. Çok sevdiğim bir desen. Nasıl benim desen? Hani bir deseni görürsünüz. İşte tamam, tam bu benlik desen. İşte tam elime göre hissediyorum. Bu desen uyuyor. Öyle bir desen yapmışlar. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. AP optik kırmızı lazer çıktı. Bir tane daha açayım. Evet, bu adam maçlardaki performansım nasıldı? İki defa MVP oldum. Ama zoruma gitti. Haftanın en iyi oyuncusuna beni koymaları lazımdı. Kivs kardeşimi koymuşlar. Kendisini tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun sergiliyor Galatasaray'da. 54 kill almıştı. Yani yanılmıyorsam 54 kill'di hatırladığım kadarıyla. Ben ise 32 32 64 kill mi 65 mi 64 kill, öyle bir kill aldım. Ve asist de yüksek. Oyun içi performansım da yüksek. Haftanın en iyi oyuncusuna koymamışlar. Canları sağ olsun. Sıkıntı yok. 2 defa MVP oldum. Ama en iyi vuruşlara da koymamışlar. Sağlık olsun bir dahaki sefer. Ama benim zoruma giden, hani burada en çok kill alan benim haftada. En çok iyi performans sergileyen de benim koymamaları. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Yani canları sağ olsun, ne diyelim. 2 defa Fenerbahçe maçında MVP oldum. Ondan sonra
İstanbul Esport maçında da MVP oldum. Bu arada işte şöyle bir durum var. Oyuna başka birisi giriyor. Söylentiler aldık. Biz zaten direkt Zula ile iletişime geçtim. Ben buradan kaç kilometre yol gidiyorum Antalya'ya sadece şu oyunu oynamak için orada ekip arkadaşımızla 5 kişilik. Bir de başka oyuncu mu sokacağım? Yani akıl var, mantık var. Biz Zula'ya video, ondan sonra görüntü falan her şey atıyoruz. Mesela biz maça girmeden önce lobideki görüntülerimizi atıyoruz, fotoğraf çekiyoruz. Zula tarafına belirttik. Böyle bir şey olmadığını kanıtladı zaten Zula. Halil Örenler'e böyle bir şey yok. Ama ben salak değilim. Uzun yol çekeyim, gideyim. Başka birisi oynasın. Ne nasıl olabilir ki zaten? Bütün her şeyi denetle. IP kontrolü var. Bizim girdiğimiz, girmediğimiz her şeyi görünüyor orada. Hani gerek bütün şeyleri adamlar yapmış, öyle bir içinizde şey olmasın. Bir de ben salak değilim. Uzun uzun yol gideyim, bir de onu sadece yapmak için kendim oynadım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten performansımı video atamıyorum. Normalde bir ayda 20 tane video atıyordum. Bir ayda topu topu toplasam 5-6 video zor atmışım. Çünkü bu neyle kaynaklı? Bu turnuvalara çalışmamla kaynaklı arkadaşlar. Turnuvalara çok önem veriyorum, öyle söyleyeyim. Lütfen herkes adımını atarak, kendini bilerek konuşursa çok sevinirim. Kar 98'e korsan dürbün çıktı. En son bu eklentiler oyunda çok popülerdi biliyorsunuz. Hani yeni geldi zaten. Ama ben dürbününü sevmedim. Hiçbir şekilde şeyi sevdim. Üst eklentisini sevdim. Reflex M4'e çıkartmıştık. Bir tane daha açtım 26'da. Hop. AWP Yıldırım desen geldi. Keşke bir Constral değildi. Santral. Konsarnayı korsanla karıştırdım. Santral desen gelse çok iyi olur. Bir tane daha açayım. Bir efsane. AWP Ejder desen geldi. Bir tane normal platin destesi açayım. Şöyle 3 nadir. 910 minza kaldı arkadaşlar. Bu Zayda bu akşam canlı yayın açacağım. Yaklaşık 15, 10, 16, 17, 18, 19. Saat 8.30 gibi canlı yayın açarım. O yüzden hepinize canlı yayınıma bekliyorum arkadaşlar. Bir efsane geldi. Bur 12 mekanik desen. Bir tane daha açayım. Ezan okunuyor. Ezan aşması. AP 6 mandetta susturucu geldi. Bir tane daha açayım. Efsane. Acaba alayım mı ya? 10.000. Alayım ya. Sizin için aldım. Hop. Şey tak M200. Bir tane daha açtım şimdi. Bir efsane. Bir destansı. Hop. MP T76S. AP Sultan gizleyici geldi. Hatay'da açmayı istiyorum. Hadi bismillah. Bir efsane, iki efsane çok güzel. Abi kabus desen ve Sultan Anahtarlı keşke bir şey gelse. Santral desen gelse. 6 tane kaldı. Hani 70 bin harcadık bunun için. AWP dehşet desen geldi. Çıksa çok mutlu oldum. Yani aşırı mutlu oldum. 27 Antep'te açalım. Antep'e de selamlar olsun buradan. Açtım. Hop. AWP korsan dürbün. Vay. Vay vay. AP full biliyorsunuz benim abi. Çok kötü. Kötü duruyor. AP için aslında çok böyle üst eklentili bir şey değil. Hani büyük durmuyor. Küçültüyor AP'yi ve bu şekilde psikolojikmen güzel şeyler katabilir bir üst eklenti, öyle söyleyeyim. Şu ZP kasalarını da bir açayım. Yine Suriyeliler önümde ses çıkartıyor diye videoya giremedim birkaç saat. Hatta bir saat bekledim. AP Sultan desen geldi. Şu an yine konuşuyorlar. Arkamdan sesler gelirse kusura bakmayın arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar iki tane kaldı. Ve klan rekabet bir kimse yok. Açayım. Santral çıkmıyor. Bari bir tane çık be. Yani şu an hızlı başlattan açmak istiyorum. Yani bir tane santral, bir tane çık be. Şu son desteden çık. Aga be. Vallahi çıkmadı, çok zor çıkıyor. Olmazsa şöyle yapalım. 7.000 kaldı. Şöyle. 5 artı 1 alalım. Belki ummadığımız desteden çıkar. Yani bundan hiç beklemiyorum. Herhalde buna daha gelmedi diye biliyorum ama geldi ya büyük ihtimalle. Bütün destelerde olması lazım. Çünkü desen. Bir efsane geldi. Çok güzel. Hop. AP Raptor anahtarlık. Güzel. Bu arada altınlarınızı Perdişli'den alabilirsiniz. Açıklama kısmında.
%5 bonus kazanıyorsunuz. Ayrıyetten altın da fazla geliyor sizlere. Bonuslarınızla da altın alabiliyorsunuz. İndirimler çok ucuz. Benim linkimden üye olup alırsanız çok sevinirim. Ayrıyetten bana da destek olursunuz. Almanızı bekliyorum çok uygun fiyata. Hem de %5 bonus. Bonuslarınızla da altın alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar, 2000 daha kaldı. Bunu da aynı 900.000 kalsın direkt. Şöyle 1 2 520 altına ne alabiliriz? 26 altına bir şey alınmıyor değil mi? Yok. 900.000 za var. Ya bu çok güzel bir şey. Umarım bütün kardeşlerimizin böyle bir zası olur. Canlı yayına gelseniz zaten hediyeler falan yapacağım. Hediye falan dağıtacağım canlı yayınlarımda. Öyle söyleyeyim, bir şeyler yaparız. Hepinizi canlı yayınlarıma da bekliyorum arkadaşlar. Bir tane açtım, sonuncu. Sağlık olsun arkadaşlar. Çıkmadı. Arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi dedem vefat ettiği için yoktum. Bütün şehitlerimiz, vefat edenlerimiz, Allah ailelerine sabır versin. Mekanları inşallah cennet olsun. Hepsi inşallah cennetlik olur. Öyle söyleyeyim, insan çok üzülüyor. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok, hepimizin gideceği aynı yer. Ne kadar zengin olsanız da, ne kadar kötü olsanız da, hani hepimizin gideceği o yer. Mesela şöyle bir örnek vereyim, kısa videonun kapanışını yapayım. Mesela bir arkadaşımız dedi ki, işte abi beni tanıtır mısın YouTube'da veya Instagram'da? Mesela Instagram'da tanıtır mısın? Yani hikayende paylaşır mısın dedi. Aylardır seni izliyorum. Hani lütfen abi, çok istiyorum. Ben ne yaptım? Paylaştım. Çünkü paylaşsam ne olacak? Paylaşmasam ne olacak? Bir çocuğa ekmek almışsam, yani bir yemek almışsam ne olacak? Almamışsam ne olacak? Birine oyunda bir şey vermişsem ne olacak? Vermemişsem. Sonuçta hepimizin gideceği yer mezar. Yani o yüzden bu hayatta yardım eden Allah size 2-3 kat verir. Ben herkese yardım ediyorum. Belki de o yüzden Rabbim yüzüme gülüyor. Emeklerimin karşılığını veriyor. Paramı da kazanıyorum. Hani bu işte, tamam annem çalışmıyor, kimse, babam falan da yok hani. O da yardım etmiyor çünkü yok, ayrıldılar ben küçükken. Hani bana bu şekilde destek oluyor. Dediğim gibi bunu dedem öldükten sonra anladım. Siz olun. Herkese iyi bakın. Son bir kelime söylemişti dedem bana. Halen o aklımda kaldı. Onu canlı yayında videoda söyleyemiyorum. O lafı çok zoruma gitti. Hani oğlum, söyleyeyim oğlum, Allah senden razı olsun. Tek kızım, tek kaldı bu hayatta. İşte kızıydı ya annemin. Annem onun kızıydı. Hani annemi çok severdi. Zaten 14 kardeşler. İki evlilik yapmış. Oğlum dedi, gözüm arkada gitmeyeceğim. Halil, sen annene bakıyorsun dedi. O lafı biraz etkilenmiştim. İşte öyle oldu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki Zula videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.